Peki şimdi telefon hattımızda çok değerli bir isim var. Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Size yöneltilecek çok fazla soru var ama gündemin tabii sıcak maddesi localara %50 oranında seyirci alınması meselesi. Federasyon bu noktada bir onay çıkardı hem liglerde hem de Türkiye Kupası'nda. Ama biz ilk olarak şu çalışmayı başlattık haber merkezi olarak. Hangi takımların kaç locası var? Kaç seyirci alınacak? Tribünlere yakın tarihte taraftar da bekliyor musunuz? Bunun oranı ne olur sizce? Söz hemen size bakalım. Şöyle tabii uzun zamandır seyircisiz oynuyoruz. Yani bu pandemi olayı başladığından beri ligin son 8 maçını ondan sonra bu sene başlayan maçları. Tabii bu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dünyanın diğer ülkelerinde de durum buydu. Ancak şimdi tabii artık yavaş yavaş Avrupa ülkelerine de baktığımızda yavaş yavaş bir deneyerek. Çünkü sağlık çok önemli. Neticede burada biz kulüpler birliği olarak veya federasyon olarak bir yerde Sağlık Bakanlığı'nın ve onun bilim kurulunun tavsiyelerini tabii ki dinlemek zorundayız. Çünkü bilgilerin tamamı onlarda. Ancak tabii bu önemli bir başlangıç. Yani bazen güzel bir laf var. Hani küçük adım küçük bir adım daha arkasında daha büyük adımları getiriyor diye. Şimdi tabii localara %50 seyirci almak bu bir yerde kısa bir süreç içinde bu sistemin ne şekilde çalışacağını test etmeye yarayacak. Ama tabii asıl hedef seyirciyle başlamak. Tabii buna da yine gerekli kurullar karar verecek. Biliyorsunuz UEFA zaten %30'a kadar seyirciye izin verdi. Örneğin dün oynanan Rusya maçında %30'a kadar seyirci izni vardı. Yani Ruslar %30'a kadar stat kapasitesinin seyirci. Dolayısıyla hani bizim beklentimiz zaman içinde bu seyircinin de sadece locaların değil devreye girmesi. Zaten öbür türlü olursa tabii bu hem locası olmayan kulüplere hem de özellikle alt lig kulüplerine oldukça zor olur. Yani onların statları bu duruma uygun değil. Dolayısıyla uzun zaman onlar seyirciden yoktur kalırlar. Sadece localık kalırlar. Peki Sayın Başkanım, önemli meselelerden biri bizim açımızdan en azından. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı görevini üstlendiniz. Belki o yapıyı en iyi analiz etme fırsatı bulanlardan birisiniz. Biz Kulüpler Birliği'ni genel olarak havuz ihalesi konuşulurken mesela hemfikir buluyoruz. İşin içinde biraz maddiyat varsa hemfikir buluyoruz ama Türk futbolunun daha köklü sorunları var. Ve bir şekilde orada kulüpler ortak noktalarda buluşamıyorlar. Yani Kulüpler Birliği Vakfı'ndan biraz Premier Lig ya da Serie A yönetimi gibi farklı bir yapı çıkabilir mi umudumuz vardı ama bu da yavaş yavaş kamuoyu tarafından kaybolmaya başladı bu umut. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kulüpler Birliği Vakfı sizce işlevsel mi? Şimdi tabii yani isim verdiğiniz örnek bence iyi bir örnek. Premier Lig. Şimdi Premier Lig örneğinde futbolun yapısı değişik. Yani davul birinde tokmak başkasında değil işin açıkçası. Şimdi Türk futbolunun kurgusunda bu şekilde yapılmış. Yani yetkilerin önemli bir bölümü federasyona verilmiş. Yani ondan sonra da Kulüpler Birliği'nde hemen hemen hiçbir yetkisi olmayan bir kurul. Öyle bakmak lazım. Bir şeyi sizin iyi idare edebilmeniz için kendi bütçenizi kendiniz kontrol etmesi lazım. İngiltere örneğine baktığınızda hakemleri atayan da kendileri, o sistemi kuran da kendileri, yayın ihalesini de yapan da kendileri. Dolayısıyla evet yani Kulüpler Birliği Vakfı çok işlevini yerine getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. Çünkü bunun sebebi kurgu. İkinci olarak şunu da söyleyebilirim. Esasında kulüplerin dediğiniz gibi bazı konularda anlaşamadığı gibi bir algı var. Ancak genellikle bu algının oluşmasının sebebi şu oluyor. Hani örneğin daha mesela verebiliriz geçen sene.
işte yabancı oyuncu sayısı veya işte bu biliyorsunuz çok Türk futbolunda son 1-1,5 senedir en çok tartışılan şey bu takımlara koyulan transfer limitleri, transfer uygulamaları. Şimdi bunu eğer mesela şimdi ben hep Nihat Başkan'la bunu tartışıyorum. Şu an mesela bunlar tartışılsa bunlar kulüpler tarafından çok daha organize, çok daha kolay tartışılır. Çünkü şu an artık sezon başladı. Bu tartışma gelecek sezon için yapılacak. O zaman kulüplerin katkısı çok daha fazla alınabilir bu konularda. Ama siz gelir de bunu yarışmadan yani artık sezonun başlamasından bir ay önce, 1,5 ay önce konuşmaya başlarsanız burada da doğal olarak kulüplerde şöyle bir işgüdü oluşuyor. Hani bu benim işime daha çok gelir, diğer kulübün işine bu gelir. Bu da bir yerde rekabette anlaşılmaz bir şey değil. Yani örneğin İspanya bu konuda iyi bir örnek. Bunu 4-5 senede başarmış yani bu kulüplerin kötü ekonomik durumlarını düzeltmek için bu benzeri kulüp limitleri tahsis edilmiş lisanslarla ilgili. Ama bunu hep 3-4 senede ancak bir yere getirebilmiş. Dolayısıyla yani bir kurgu sorunu var. İki, bu işler daha zamanlı olursa kulüpler bence çok daha büyük konsensüs sağlarlar. Evet başkanım siz şanslı isimlerden birisiniz. İşte patron kulüpleri var Türkiye'de. Kasımpaşa bunlardan biri, Başakşehir bunlardan biri, Göztepe bunlardan biri. Takımların ekonomisine bakıyoruz. Bugün Fatih Hoca yayıncı kuruluşa bir açıklama yaptı. Dedi ki yani kulüplerin kapısına kilit vurulması gerekiyor. Galatasaray dahil kulüplerin durumu kabul edilebilir değil dedi. Bir taraftan finansal fair play var. Bir taraftan harcama limitleri var. Gelirler arttıkça kulüplerin borcu da artıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl çıkacak Türkiye bu sarmaldan? Ya da kulüplerin hepsinin başına yeni patronlar mı gelecek? Araplar mı satın alacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi yani Fatih Hoca'nın demecini tam okumadım ama dediğiniz cümleleri ben de okudum. Çok doğru söylüyor. Yani neticede bugün maalesef Türk futbolunda kulüplerin çok önemli bir bölümü teknik olarak batık. Yani siz bu kulüplerin yerine bir tane fabrika diye yapsanız hani bankalar zaten hemen yani şu an o kulüplere davrandığı gibi davranmaz ama ortada çok önemli bir de gerçek var. Yani siz kulüpleri sadece bir iş yeri olarak değerlendiremezsiniz. Onların birçok misyonları var. STK gibi düşünmek gerekiyor. Öyle işte amatör branşlar barındırıyorlar. Başka bir hizmet veriyorlar. Dolayısıyla tabii mühim olan bunu regüle etmeniz. Yani şu an bir takım sizin dediğiniz gibi çalışmalar da var demin konuştuğumuz gibi. Ama bununla ilgili şu an yeni bir spor yasası çalışması var. Yıllardır hep konuşulan, bir türlü çıkamayan bir spor yasası çalışması var. Sizin dediğiniz gibi anonim şirketlerde yani bizim bu örneğini verdiğiniz 3 kulüp niye daha disiplinli gitmek zorunda? Çünkü yöneticilerin bir sorumluluğu var. Yani bu 3 kulüpte bugün siz anlamsız bir şekilde borçlanamayacağınız bir yapı var yani. Çünkü bir sorumluluk var. Ama maalesef hep biliniyor bu zaten hep tekrarlanıyor. Diğer kulüplerde yani dernek sisteminde bugün bulunan başkanların hiçbirini tabii onlardan bahsetmiyorum çünkü onların çoğu çok zor görev devralmış başkanlar ama maalesef buradaki sistemde onların para harcamasını engelleyebilecek, kulüpleri borçlu bir hale getirmesini engelleyecek çok net bir sistem yok. Onu bazı kulüpler kendi içinde karar aldılar. Örneğin bildiğim kadarıyla mesela Trabzon öyle bir karar almış. Herhangi bir başkan kendi dönemi içinde kulübü borçlandırırsa kendi sorumluluğu içinde olacaktır diye ama bu tabii ancak o kararı alan kulüplere için geçerli. Yani dolayısıyla bütün bu yapının tekrar bir gözden geçirilip eğer bu yasada veya spor yasasıyla ve diğer şeylerle düzelmezse bu sistem devam edecek. Peki başkanım, yorumcumuz Gürcan Bilgiç'in de size bir sorusu var. Buyurun. Mehmet Bey, futbolun yönetiminden bahsettiniz de
Sonuçta Futbol Federasyonu'nda kulüpler seçiyor. Üstelik sırf kulüpler birliği değil, Türkiye'deki bütün kulüplerden gelen ya da futbol dinamiklerinden gelen delegeler seçiyor. Sonuçta o da uzayda değil mi? Yani sizin içinizden gelen kişilerden oluşuyor. Bu neden bir sıkıntı kaynağı oluyor? Ya da neden doğru bir yönetim oluşmuyor? Birinci sorun bu. İkincisi, demek istediğiniz şey, yanlış anlamış olabilirim. Federasyon denetlesin, Kulüpler Birliği yönetsin mi demek istiyorsunuz? Ya şöyle diyor, yok öyle bir o konuda tabii çok bilimsel bir çalışma yapılması gerekir. Ama İngiltere örneği verildiği için bana İngiltere örneğiyle cevap verdim. Evet, İngiltere örneğinde mesela Premier League kulüpleri, biliyorsunuz onlar birincilik kulüplerini de kendi çatısı altına aldı ondan sonra. Bu bir birliktir. O birlik kendi yayın ihalesini, kendi gelirini, kendi şeylerini kendi içinde yapar. Burada Türkiye'de ise bütün bu yük Futbol Federasyonu'na üzerinde. Yani Futbol Federasyonu'nun üzerinde taşınması çok geniş bir taşınması geniş bir yük var. Yani ne hem milli takımlardan sorumlu, hem altyapıdan sorumlu, hem takımların tamamından sorumlu, takımların tamamından hem onların bütçesini yapmaktan, ki en önemli gelirlerinden biri yayın ihalesi, onu yürütmekten sorumlu, hem onlara o parayı dağıtmaktan sorumlu, efendim hakemleri, şeyleri, bütün o şeyleri atamakta sorumlu. Şimdi her mühim olan bu kadar geniş bir şeyi bir arada yapabilmek kolay değildir. Ülkeler kendilerine göre bunu yorumlamışlar. Futbol Federasyonu'nun yetkisi İngiltere'de daha kısıtlıdır, daha milli takımlara yöneliktir. Bu bir sistemdir. Ne yapmışlar? Premier Lig kulüpleri kendi atadığı bir sistem var. Orada da yalnız sadece bu yanlışı ve sistemi federasyona bağlamak da doğru değil. Örneğin bizim Kulüpler Birliği olarak kurgumuz da doğru değil. Yani mesela bugün artık Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde Kulüpler Birliği Başkanı, yani benim pozisyonum bir başkan pozisyonu değildir. Kulüpler Birliği Başkanı profesyoneldir genellikle. Yani gelip de bir başkanın gelip bir iki sene her sene seçimle, ki bizdeki sistem o, her sene başkan seçiyoruz, bir yönetmesi bana doğru gelmiyor. Niye? Çünkü süreklilik sağlanamaz bu şekilde. Ama siz geçmişte Güzide bir kulübümüzün, iyi bir kulübümüzün başkanı olmuş bir kişiyi, bir profesyoneli bu sistemin başına getirirseniz o sistem kalıcı olur. O zaman yapabileceğiniz şeyler çok daha değerli olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, cevap verebildim mi? Başkanım, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız bize. Son soru, bütün bu sebeplerden dolayı mı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakmak istiyorsunuz, yoksa başka özel sebepler mi var? Yok canım, yani şöyle yani bu başta da şimdi bakın, evet, yani Kulüpler Birliği Başkanı olmak tek başına bana göre bir sorumluluk. Yani Kulüpler Birliği Başkanı olan kişi sabahleyin kalktığında 24 saat bu işi düşünmek zorunda. Yani benim bakış açım bu. Çünkü şu an Türk futbolunda, bakın 15 dakikadır konuşuyoruz, çok önemli çözülmesi gereken konular var. Dolayısıyla benim kendi dünyam içinde, iş dünyam içinde, yaşantım içinde, ailem şeyinde bunu yapabilmem mümkün değil. O zaman da zaten biliyorsunuz, benim ilk seçildiğim zamanda da ben yurt dışındayken Fikret Başkan'ın hızlı bir şekilde ayrılmasıyla oluşan bir boşluğu ben doldurdum. İlkinde de ben aynı şeyi söyledim. Bir tane başkan arkadaşımız gelinceye kadar ben bu görevi elimden geldiği kadar en iyisini yapayım diye. Ama tekrar söylüyorum, bu çok bir kere onur, yani ben Kulüpler Birliği Başkanı olmaktan büyük onur duyarım. Bütün o başkanları temsil etmekten. Ama korkarım ki ben onu layığıyla yapamam. Ben 24 saat kendimi o işe ayırabilecek bir iş hayatım veya şeyim yok. Onun için tamamen. Yoksa onun dışında hiçbir başka bir sebep, bir küskünlük veya hiçbir şey yok. Şunu diyorum ben, hakikaten Türk futbolunda çözülecek çok önemli konular var. Kulüpler Birliği de bunun çok önemli bir parçası.
Ama burada olan başkanın bu işe vaktinin tamamını ayırması gerekir diye düşünüyorum. Mehmet Başkanım, çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız, nezaket gösterdiğiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.